Sıra geldi hızlı dondurmaya. Haydi Ben bu bakalım. hafta hep şeyde dondurma tarifi yayınlıyordum. Evet. Bugün de sizde yapmak kısmet tamam. oldu. Şimdi muzu iri iri doğradık ve buzluğa attık, dondurduk. Bu mu Pekhan'ın? Ona benziyor. Evet, bu donuk muzdan yapılmıştır. Her türlü şeye çevirebilirsiniz. Yurt dışında buna işte smoothie tabakları diyorlar, şey tabakları diyorlar. Her meyveyle yapabileceğimiz bir şey. Muzun üstüne, donuk muzun üstüne biz bugün muzu... Şimdi güzelce donuk muzu biraz önce çıkardık ki erit, şey yapmamız, karıştırmamız kolay olsun diye. Bakın bir krema gibi güzelce. Hatta bu hepsini ben yapayım, iki seferde olmasın. Şimdi biz bundan iki tane farklı dondurma yapacağız. Bakın ne güzel eziliyor. Selenyum kaynağı, potasyum kaynağı, çocukların kemik gelişimi için, her büyümeleri için çok faydalı, tek başına içinde pek çok şeyi barındıran faydalı bir menümüz. Bakın ne oldu? Bir küre haline geldi. Bunu hızlı yemek gerekiyor. Yani donduruyorsun, canın istedi, tatlı istedi. Siz bundan tatmış mıydınız daha önce? Hatırlamıyorum Mutfak Hanımcığım. Tamam. Ne koyduk şimdi içine muzu? Sadece muz. Sadece muzu eziyoruz. Evet. Dondurulmuş muzu eziyoruz. Başka neler var tarifte malzeme olarak? Şimdi ikiye böleceğim. Tamam. Evet. İki şöyle. Yemek kaşığı kakao var, bitter kakao. Çikolatamız var, iki tatlı şöyle. Kaşığı bal ve süslemek için cevize ihtiyacımız orayı var. Orayı temizleriz şeyinden. Şimdi burada benim iki tane kasem var. Bakın hı-hı. Bir kaseyi size vereceğim. Çikolatalıyı mı yapmak isterseniz yoksa çilekliyi mi? Hangisi var? Çikolatayı çilekliyi yapayım ben. İyi hadi. Peki. İkisini de Yasin'e tattıracağım. Şimdi yarısını size aktardım. Tamam. Yarısını da ben aldım. Ay bakar, şu anda bile bu muz erimiş hali bir dondurma. Bir bakar mısınız tadına? Muzlu dondurma. İnanılır gibi değil, hemen bakacağım. Donuk muz. Yani hiçbir şeye gerek yok. Resmen donuk muzdan dondurma. Evet. Şimdi ne ekleyeceksiniz? Siz çilek ekleyeceksiniz. Hatta çileği de rondodan geçirirseniz rengi pembeye döner. Ama ben istiyorum ki böyle içinde böyle ara ara görelim, görelim. Çileği. O zaman ezmiyor muyuz? Ezmeden koyalım ama tercih meselesi, isteyen ekleyebilir. Yeterli mi, hepsini koyayım mı? İstediğiniz kadar. Koyalım. Keyfe keder. Oh, ben kakao ekledim. Ben şeyle yapacağım. Rengini biraz böyle çocukların daha sevdiği hale çevireceğim. Kakaolu, çikolatalı bir dondurma yapacağım. Ve... Mesela Eren geldi yüzmeden. Evet. İşte dışarıda arkadaşları oynuyor. Siz hemen onlara birer malzeme veriyorsunuz. Mükemmel. Donuk muzu veriyorsunuz. İsteyene kakao, isteyene meyve. Kendi dondurmanı kendin yapıyorsunuz. Ve ondan sonrasında kaşık kaşık yiyor. Bu kadar basit. Çocuk için de çok büyük keyif. Evet, yani anneler bakın oldu bile. Oldu bile, bu kadar. Evet. Kendi dondurmanı kendin yap evde. Yapacağınız sadece dondurulmuş muzları. Muz ne kadar da donar? Yani buzdolabın performansına bağlı ama bir 4-5 saatte donar. Yani geceliğin koysalar tamam. Ertesi gün istedikleri vakitte çıkartıp kullanabilirler. Mükemmel. Şimdi ben Yasin'i çağıracağım yine. Yasin'cim gel not ver bakalım. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi güzelce ben bunu aldım kaseme, doldurdum. O bayağı da böyle bakın. Bu 4 tane muzdan oluşan dondurma. Yarısı çilekli. Evet. Size de yarısı. Şimdi nerede kaşığı? Burada hemen ben hazırladım ona bir tane küçük kaşık. Gel. Şimdi bunun üzerine tabii ki ceviz. Ceviz çok yakışır. Mis gibi böyle. Buyurun efendim. Şu kaşıkla. Olur, o kaşıkla da olur. Evet. Üzerine yine çilekle süsleyebiliriz. Süsleyelim. Dediğim gibi çok şöyle böyle yapayım. Şey yapabilir, pembe rengi de dönüştürebilirsiniz çilekle. Kayısı ekleseydik ne olacaktı? Kayısılı, şeftalili. Turuncu rengi dönüşecekti. Şeftali muz bir arada nasıl olur aroma olarak? Güzel olur mu? Yani siz seviyorsanız öyle karışık tat. Ben çok sevmiyorum. Yani sırf böyle şeftali muzu görmek isterim. Yani basit sevdiğim için ama olur. Peki bu performansı en iyi muzda mı yakalarız İpek Hanım? Evet. Şeftaliyi dondursam olmuyor. Olmaz. Başka bir şey ama dondurmadan sorbeye, her türlü muz. O sorbeye dönüşür. Peki. Bu hızlı dondurma. Nasıl Yasin'cim? Beğendin değil mi? Mükemmel bir tarif buna verdik. Buna bak bakalım. Ebru'm siz de buna bakın. Ben de ona baktım. Gerçekten mükemmel. Şimdi bir de karşıdan bakanlar var. Onlara da gönderelim. Hemen geliyor. Mükemmel ötesi. Al tatlım bunları. Bütün kameraman abilerinin besle güzel bir şekilde. Çünkü gerçekten tadına bakmanız... Evde çocuklarınıza yedirmeniz için
çok 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 güzel bir tarif. Herkes şimdi tadına baksın. Sadece bir iki malzemenin basit bir dönüşümüdür. Son derece lezzetli.